Fransa'daki olayların Türkiye'ye sirayet etme ihtimalinden bahsedenlerin Bursa'nın Mudanya ve Kocaeli'nin Dilovası ilçelerinde provokasyon çetelesi tutanların ateşle oynadıklarını, buna izin verilmemesi gerektiğini buradan bildirmek istiyorum. Türkiye'yi tahrik ve taciz kıskacına alıp iç huzursuzluğa hapsetmek için fırsat kollayanlara müsamaha gösterilmemelidir. Türkiye Fransa'ya benzemez. Türkiye onun bunun kirli emeliyle kaosa çekilemez. Herkes aklını başına alsın. Devlet ve vatan üstünde yazı yaptırmayız. Kazı yaptırmayız. Yabancı istihbarat örgütlerine piyonluk yapanlara göz açtırmayız. Göç konusu insanlık sorunudur. Ancak ve ancak insanlığın müşterek ve müsbet girişimleriyle, tek yanlı değil, külfetin eşit dağıtımıyla üstesinden gelinecektir. Hepsinden mühimi, göçe neden olan şiddet ve kararlılığın önlenmesiyle insana yaraşır hak ve hukuk kazanımlarını tesisiyle kontrolsüz insan akınının durması mümkün olabilecektir. Palavraya yer ve gerek yoktur. Boşa sallayıp dolu tutmanın ahlaki kalıcılığı ve kapsayıcılığı olamayacaktır. Göç konusunu asıl bağlamından koparıp cepheleşmeyi körüklemek, cebelleşecek öteki yaratmak, yapay düşman imal etmek, insanlık oruna ve özellikle ülkemize yapılacak en dehşet verici kötülüktür. Biz kötünün ve kötülüğün sonuna kadar karşısındayız. Hiç sarsılmadan ve yerimizden sapmadan karşısında olacağız. Fransa'daki sancılı gelişmelerin sükunete kavuşmasını ümit etmenin yanında Türk ve İslam düşmanlığının körüklenmemesi samimi beklentim ve temennimdir. Hangi coğrafyaya ülke olursa olsun sokak aralarının izbelikleri, kamu malına zarar veren şiddet eylemleri ve kanunsuz gösteriler meşru hak arama aracı olmamalı ve kesinlikle de tasvip edilmemelidir.